Cem Küçük, Ormanlarımız ve PKK Dün bu yazıyı yazarken son rakamlara bakayım dedim. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre Türkiye genelinde çıkan toplam 112 yangının 107'si kontrol altına alınmış. Bakan Pakdemirli'nin Twitter'da paylaştığı bilgilere göre Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 2, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde 3 yangın hala etkisini sürdürüyor. Son 10 günde Antalya'dan İzmir'e, Kütahya'dan Kayseri'ye birçok yerde yangın çıktı. Dünyanın birçok yerinde yangın haberleri geliyor. İtalya ve ABD'de geniş alanlar yandı. Küresel iklim değişikliğinin geldiği durum bu. Maalesef bu yangınlar daha da olacak gibi. Bizde ise bazı ormanlarımızı PKK'nın yaktığını bizzat PKK söylüyor. Bebek katili, asker katili terörist PKK tabii ki ormanlarımızı da yakmıştır. Buna zerre şüphe yok. Burada şöyle bir durum var. PKK sınırlarımız içerisinde iyice ivme kaybetti. Tek bir terör eğilimi bile gerçekleştiremiyor. Türkiye içinde PKK artık bitmiştir. Verdiğimiz şehitlerimiz genelde Kuzey Irak ya da Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesinden. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MIT işbirliğinde neredeyse her hafta kritik bir PKK'lı tarihin çöplüğüne gönderiliyor. Yani PKK kelimenin gerçek manasıyla bitme noktasında. İşi bitmiş PKK'nın en çok ihtiyaç duyduğu şey PR. Sınırlarımızdan içeriye giremeyen PKK, terörist üyelerini moralli tutmak için argümana ihtiyaç duyuyor. Geçmişte terörist Murat Karayılan ormanlara yakın talimatı vermişti, bunu biliyoruz. Dün nitekim PKK'ya yakın bazı sosyal medya sitelerinde Ateşin Çocukları imzalı bildiriyle yangınları üstlendiler. Dediğim gibi PKK kundaklama yapmıştır, şüphe duymam. Devletimiz zaten yangınların nasıl çıktığı konusunda açıklama yapacaktır. Devletimizin yangınların nasıl çıktığı konusunda vereceği bilgi en net bilgidir. Dağdaki mağaradan başını çıkaramayan PKK'lılar, terörist militanlarını moralli tutmak için yangın ve kunaklama gibi terör eylemlerine de ihtiyaç duyarlar. PKK tarihinin en kötü, en rezil durumunda olduğunu unutmamak lazım. Bırakın orman yangınlarını, Suriye'nin kuzeyinde şehit verdiğimizde bile PKK-YPG'ye laf edemeyip devleti suçlayanlarsa hep olacaktır. Herkes karakterine göre davranır.